hastalarında bizim en sık gördüğümüz belirtiler hastalığın başlangıç döneminde özellikle sabahları olan öksürük ve balgamdır. Hastalarımız bunu pek önemsemeyebilirler aslında. Hani öksürük, sigaraya bağlı bir öksürük olarak yorumlarlar ama bu KOAH'ın ilk bulgusu olabilir. Bunun dışında ilerleyen dönemlerde nefes darlığı başlar hastalarda. Hasta daha önce rahatlıkla çıkabildiği yokuşu çıkamadığını fark etmeye başlar. Hızlı veya tempolu yürürken yaşıtlarına göre daha çabuk yorulduğunu fark eder ve genellikle bize o dönemde zaten başvurur hastalarımız. Bunun dışında hastalık ilerlediği zaman ufacık bir eforda veya istirahat halindeyken de nefes darlığı başlayabilir hastalarda. Daha ileri dönemde işte gündüz uyku hali, baş ağrısı, ellerde, parmak uçlarında, ağız içinde morarmalar, bacaklarda şişme gibi diğer belirtiler de ortaya çıkabilir. Tanı için bu şikayetlerle yani öksürük, balgam ve nefes darlığı olan, sigara içen, özellikle 40 yaşın üzerindeki insanlarda biz öncelikle KOAH düşünürüz. Bir akciğer filmi çekebiliriz çünkü KOAH'ta akciğer filmi bir şey görmeyebiliriz ama başka bir hastalık olup olmadığını anlamak açısından bizim için önemlidir. Ama kesin tanı koymak için solunum fonksiyon testi dediğimiz testleri yapmak gerekir KOAH'ta. Bunu spirometre dediğimiz cihazlarla yapıyoruz ve hastanın bir seferde verdiği nefesin miktarını ölçüyoruz aslında. Bu nefesteki hava miktarını ölçüyoruz. Bu şekilde hem hastalığın tanısını koyuyoruz yani hava akımına karşı bir direnç var mı, hava yolları daralmış mı onu anlıyoruz. Hem hastalığın şiddetini ölçüyoruz, darlığın derecesini görebiliyoruz çünkü bu ölçüm sırasında. Ve ileriki takiplerinde yani hastalık iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor, verdiğimiz tedaviye yanıt var mı yok mu onu takip etmek için de bu testleri belli dönemlerde yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde ulaşılabilir testler bunlar. Çok kolay, hastaya herhangi bir zararı olmayan, tekrarlanabilir pratik testler ve oldukça da yaygın kullandığımız testler bunlar.